Evet, sevgili arkadaşlar, yeniden merhaba. Bugünkü dersimizde geçen hafta teorik kısmına giriş yaptığımız soyut makinalarımızdan ilki olan deterministik finite automata ile alakalı örneklerimizi devam ettireceğiz. Örnek uzayımızı biraz daha genişleteceğiz. Bugün yapacağımız örneklerdeki amacımız deterministik finite automata ile herhangi bir problem için tasarım yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği. Her bir örneğimizde bunun farklı farklı boyutlarını görmeye çalışacağız. Dilerseniz önce deterministik finite automata'yı şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Demiştik ki bir finite automata beş bileşenden oluşuyor. Durumlar kümesi, alfabe, başlangıç durumu, geçiş fonksiyonu ve kabul durumları kümesiydi. Dedik ki burada geçiş fonksiyonu çok önemli. Çünkü tasarım esnasında geçiş fonksiyonuna göre hareket etmemiz gerekiyor. Geçiş fonksiyonunu şöyle tanımlamıştık arkadaşlar. Delta Q çarpı sigma yıldızdan yine Q'ya bir fonksiyon. Bunun anlamı neydi? Herhangi bir durumdayken alfabedeki her bir simgeye karşılık benim bir cevabımın olması gerekir. Şunu sakın yanlış anlamayalım. Yani delta yıldız boşluğu da içeriyor. Q durumundayken boşluk okuduğumda nereye giderim? Yani boşluk buraya ait bir geçiş olmayacak. Yani alfabemiz A ve B simgelerinden oluşuyorsa herhangi bir durumdayken A okuduğumda ne yaparım? B okuduğumda ne yaparım? Boşluktan kastımız şu, hiçbir şey okumazsak olduğumuz durumda kalırız. Evet, buradaki Q da yani bu otomat içerisinde kalmak şartıyla kesinlikle bir cevabımın olacağı anlamına geliyordu. O zaman şöyle diyeceğiz. İki önemli nokta var. Bir, Q eleman Q olmak üzere siz herhangi bir durumdan dilediğiniz kadar boşluk simgesi okuyun. Yine ulaşacağınız durum Q durumudur. Az önce bunu ifade etmeye çalıştım. Herhangi bir Q durumundayken, DFA'da herhangi bir Q durumundayken dilediğim kadar boşluk okuduğumda yine ulaşacağım durum Q durumudur. Efendim, ikincisi ise diyelim ki bir Q eleman Q aldık. Y de eleman sigma yıldız olsun. A da bizim alfabemizin bir simgesi olmak üzere diyoruz ki delta yıldız Q virgül Y A neye eşittir? Delta yıldız Q virgül Y A. Y, bakınız, sigma elemanlarıyla oluşturulmuş herhangi bir karakter katarı. Siz bu arada bir de A simgesi okudunuz. Şöyle ki arkadaşlar, mesela W karakter katarı A, B, B, A. Bakınız şuraya Y diyelim. Bunu taramışız artık biz. Bu taradığımız bir simge. Şimdi B okudum. Bunun cevabı ne olacak? Şimdi DFA'yı tanıdığımız için artık bunun cevabı DFA üzerinde oldukça kolay. Şöyle cevap veriyoruz. Efendim, delta yıldız Q virgül Y. Siz Y katarını taradığınızda bir duruma geldiniz.
Yani diyelim ki A'dan B'ye, B'den A'ya, A'dan B'ye, B'den C'ye geldiniz. Ve bu arada Y katarını taradınız. Ve şimdi de B okudunuz. Şu anda A okudunuz. O zaman bu DFA'nın geçiş fonksiyonuna göre bu en son geldiğim durumdan A geçişiyle nereye gidiyorsam sorumun cevabı bu. Eğer en son ulaştığım bir karakter katarı, diyelim ki W eşittir X olsun. Siz delta yıldız Q0 başlangıç durumu olmak üzere bu Q0'dan X katarını yukarıda okuduğumuz yani şu formüle göre çalıştırdığınızda demek ki sonuçta durumlar kümesinin bir elemanına ulaşacaksınız değil mi? Bakınız Y ile bir duruma ulaşıyorum. Bu ulaştığım durumdan A geçişiyle ulaştığım durum yine durumlar kümesinin bir elemanı. O zaman bu yapıya göre herhangi bir X katarını Q0'dan itibaren taradığımda ulaştığım durumlar kümesiyle eğer kabul durumları kümesinin kesişimi boş küme değilse o zaman diyoruz ki X katarı kabul edilir. X katarı kabul edilir. Peki. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir dil ifadesi olsun. L dili W karakter katarlarından oluşuyor. Öyle ki W 0 1 0'la bitiyor. Bunu tanıyan DFA'yı çiziniz. Şimdi buna benzer bir örnek çözdük belki ama en serbest durumda karşımıza nasıl bir makine çıkacak? Alfabemiz 0, 1 ile ifade ediliyor. Demek ki benden şöyle bir regüler ifadenin baş tarafta her şey olabilir. Fakat bunun kabul olabilmesi için bir sıfırla bitmesi gerekir diyoruz. Bir sıfırla bitmesi düşünülen bir ifade. Ben biliyorum ki bu bir ve sıfır yan yana iki üzeri iki, dört farklı şekilde gelebilir. Şimdi karşıma çıkabilecek bütün durumları ifade etmeye çalışacağım. Bu benim daha hiçbir şey yokken ki durumum. Yani boşluk okumuşum. Başlangıç durumundayım. Karşıma neler çıkabilir arkadaşlar? Sıfır çıkabilir. Bir çıkabilir. Sıfır, bir. Bunların her ikisi de red durumu. Sıfır, bir. Bundan sonra karşıma ne çıkabilir? Bu geldiğim durumlardan itibaren yine sıfır ya da bir. Bakın onları çiziyorum. İşte sıfır, işte bir. İşte sıfır, işte bir. Şimdi efendim bakınız ne oldu? Yeni durumlar oluştu. Bunlara isimler verebilirsiniz. A, B, C gibi isimler verebileceğiniz gibi rakam da verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, şu ana kadar bir kabul durumu var mı? Sıfır bir, özür diliyorum, bir sıfırla biter diyoruz. Sıfır sıfır. Sıfır bir. Bir sıfır. Bir bir. Bakın şurası bir kabul durumu artık değil mi? Şu anda bakıyorum 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 tane durum oldu. Yeni durumlar da ortaya çıkabilir elbette ama aslında burada 1-0'la bitme durumunu biz modelleyebiliriz. Şimdi şuradan 0 okuduğumda burası red durum olduğu için bundan sonra dilediğim kadar 0 okusam bu bir red durumudur. Bakınız 0-0'la başlamış. 0-1'le başlayabilir. 1-0'la başlayabilir. 1-1'le başlayabilir. Baş taraftaki olası bütün durumlar aslında şu anda buraya oluşturduk, dahil ettik ama bundan sonra dilediğim kadar 0 okusam hep red durumunda kalacağım. Peki bundan sonra burası artık red durum olarak belirlendi ya. 1'i de böyle yapabilir miyim? 1 de buraya gidebilir mi? Evet diyenler için geçici olarak arkadaşlar 1'i de buraya götürüyorum. Şimdi bakınız. 0, 0, 0 lütfen dikkat. 1, 0, 1, 0. Evet bakın 1, 0'ı kabul etmem gerekiyordu. Demek ki bu olmadı bakınız buraya. O zaman 1'i de yani 0, 1 de kabul olmayacak. Çünkü sadece 1, 0 kabul ediyorum. Ama şuraya göndersek yine bir red durumu. Evet. 0, 1. Gayet güzel. Bu arada bir şeyi başardık. Bakınız şu ana kadar her bir durumda hem 0 hem 1'i gördüm. Hem 0 hem 1'i gördüm. 0'ı gördüm. Fakat artık çok dikkatli olmam gerekiyordu. Bakınız 1'i uygun bir yere göndermek gerekiyordu. Şu anda uygun. Bu bir red durumu bakınız. Sevgili arkadaşlar bundan sonra şimdi bunun 0'ı nereye gitsin, 1'i nereye gitsin? Şimdi 0'ını şöyle yapabilir miyiz? Neden? Çok güzel. Çünkü 1-0 kabul olması gereken bir durum. Oysa ben şu anda bir red durumundayım. Hemen karşımda bir kabul durumu var. O zaman diyorum ki bunu buraya gönderelim. Tamam. Peki bunun bir geçişini nereye gönderelim? Bunun bir geçişini şuraya gönderebilir miyim? Bakınız o 1-1 ile bitmeyecek. Fakat bunu buraya göndersem 1-1 tamamdır red ama ondan sonra 1-1-0. Efendim 0-0-1-1. O da olmayacak. O zaman şöyle yapsak uygun olur mu? Doğru oldu mu arkadaşlar? Birbirle bitmeye izin vermiyor. Şundan sonraki davranışlar çok önemli yani. Bir de bakıyorum ki hem sıfırı gördük hem biri gördük. Bu da tamam. Gelelim şuraya arkadaşlar. Şimdi 1-1-0-0-0 dilediğim kadar 0-0-1-1-0. Bakınız kabul olduk. İşte bundan sonra 0 nereye gidecek? 1 nereye gidecek? Bunun 0'ını yani 1-0'la bitti. 0'ı öyle bir yere göndermemiz lazım ki 0-0 olarak algılansın ve red olsun yani. Şimdi mesela 0'ı şuraya göndersem neden? Çok güzel. Arkadaşımız diyor ki eğer bunu buraya göndersem evet 0-0 reddettik ama bakın tekrar 0'la kabule gidecek. Bu da çok güzel. Peki arkadaşlar şöyle yapsak uygun olur mu? Bir sıfır kabul ama 0-0 red, 0-1 red, 1-0 kabul. Gayet güzel. Peki bunun bir geçişi nereye gönderelim? Bir geçişi en kolay. Lütfen dikkat. Neden? 1-0 kabul. 0-1 red. Ama bakın 1-0 kabul. Çok güzel.
Bir tane kaldı arkadaşlar. O da en son durumumuz. Şimdi bakın buraya nasıl geliyorum ben hep? Bir birle geliyorum. Bir bir. Dolaştık, dolaştık bakın. Bir, bir. Bu bir red durumu. O zaman bunun biri çok kolay. Doğru değil mi? Bir sıfırı da kolay aslında. Bakın buraya hep bir birle geldim. Bakınız 0 1 1 1 0 0 1 1 1. Bundan sonra dilediğim kadar 1 de okuyabilirim ama en son 1'den sonra eğer bir 0 okursam bu kabul olur. Buradan 1 geçişini şöyle alabilir miyim? Bir sorun yok değil mi? Buyurun. 0 1 Arkadaşımız diyor ki, geçici olarak şuraya bir koyuyoruz. Evet, şimdi bu biri buraya göndermedik. Dedi ki 0, 1, 1, 1. Burada bir sorun var mı? Farklı DFA'lar olabilir elbette. Fakat şöyle, çok dikkatli olmamız lazım. Yani o zaman şu geçiş olmayacak. Şu geçiş olmayacak. Fakat 0 0 1 1 1 1 0. Şöyle bir bakalım dikkatli bir şekilde. Yani kabul etmesi gereken her ifadeyi kabul edecek. Reddetmesi gereken her ifadeyi de reddedecek. Evet. 1, 1, 0 kabul ediyor. Efendim, mesela şuradan geçiş yaptığımızda 0, 0, dilediğim kadar 0, 1, 1, 1'i reddediyor ama 1, 0'ı kabul ediyor. Evet, şu anda bir problem yakalayamadık burada. Evet, ama önceki çözümümüzde de arkadaşlar her geçişi görmüş olduk. Evet. Yani şöyle düşünebilir miyiz? Buradayken daha başlangıç durumu. Sıfır okuduğumda sıfır noktası, bir noktası, sıfır sıfır noktası, sıfır bir noktası, tamam, bir sıfır noktası, bir bir noktası. Evet. Evet, tabii şu anda biz bir geçişini buraya aldığımız için aynı anda aynı zamanda buraya olmaz değil mi? Yani farklı DFA çözümleri olabilir. Fakat bir tanesini kabul ettiğimizde bir geçişte sadece bir tane görmemiz gerekecek. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir düşünelim. DFA'nın modellenmesi, DFA ile bir problem tasarımı yaptım ben şu anda. O da nedir? Basit bir problem bakınız. Bir sıfırla bitecek. Fakat epey uğraştık değil mi? Yani hatta şöyle bir risk var. Eğer yanlışlıkla şu sıfır ve bir geçişlerinden bir tanesini yanlış bir duruma göndersek makinemiz yanlış cevap verecek. Buna DFA'nın bir dezavantajı diyoruz. Yani problem boyutu birazcık daha artsa DFA tasarlamak bizim için giderek zorlaşacak. Yani diyelim ki durum sayısındaki ve alfabedeki simge sayısındaki iki katlık bir artışa karşılık bizim yaptığımız karşılaştırma ve geçiş diyagramı oluşturma durumu belki kat kat daha artacak. Buna bir eksi puan olarak bakabiliriz. Şimdi şöyle bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Diyoruz ki L dili şöyle tanımlanıyor. Regüler ifade olarak AB artı AB A
Yıldız, bu regular ifadeyle tanımlanan, dili tanıyan deterministik finite otomatayı çiziniz. Evet. Denemek isteyen var mı? Denemek isteyen yoksa beraber yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar, böyle bir soruda, böyle bir soru için bir tasarım yapmak istiyorsak eğer, yapmamız gereken en önemli şey, regular ifadeyi dikkatli bir şekilde okumak. Regular ifadeyi çok dikkatli okumalıyız. Ki böylece ortaya koyacağımız tasarımın hata yapma ihtimali daha az olacak. Bu regular ifadeyi bir arkadaşımız bize okuyabilir mi? Buna bazı örnekler yazalım mesela. Bazı örnekler yazalım. L kümesine bazı örnekler yazıyorum. Boşluk buraya ait midir? Efendim, eğer şu paranteze hükmeden clean operatörünü sıfır defa çalıştırsam, boşluk buraya aittir. Bakınız mesela, bu çok önemli bir bilgi. Eğer bunu atlarsak, başlangıç durumunu, demek ki kabul durumu yapmayacağız. Çözümümüz yanlış olacak aslında. Bakınız, boşluk buraya ait. Clean yıldızını bir defa çalıştırsam, bakın bir dedik buraya, içeri giriyorum, ya AB ya da ABA seçilebilir. Yani AB de L'ye ait, ABA da L'ye ait. Clean yıldızını iki defa çalıştırsam, yani bakınız şöyle, birincisinde AB alırım, İkincisinde gene AB alabilirim. Birincisinde AB alırım. İkincisinde bitiştirme olarak ABA alırım. Birincisinde ABA alabilirim. İkincisinde AB alırım. Birincisinde gene ABA aldım. İkincisinde ABA alabilirim. Clean yıldızını 3 defa çalıştırsam, evet, bakınız, böylece sonsuz sayıda eleman yazmak mümkün tabii ki. Ben burada başka bir şey daha fark ettim. Burada fark ettiğim şey şu arkadaşlar. Bakınız, burada ifadelerimiz her zaman A simgesiyle başlıyor. Doğru mu? Bakınız, ifadelerimin her zaman A simgesiyle başladığını fark ettim. Başka bir şey daha fark ettim. İfademde, evet, A simgesiyle başlıyor ama onu kesinlikle A takip etmiyor. B ile devam ediyor. Bakınız. Yine başka bir şey daha fark ettim. Bundan sonra B gelmiyor. 2B yan yana hiçbir zaman burada gelmiyor arkadaşlar. Bütün bunlar neden kaynaklanıyor? Regular ifade öyle tasarlanmış çünkü. O zaman bakın, şöyle başlamak istiyorum ben bu probleme. Bir kere başlangıç durumu kabul durumu. Bunu gördüm. Çünkü bakınız, clean operatörünü görmüştüm. Başlangıç durumu, kabul durumu. Başlangıç durumunun kabul seçilmesi son derece önemli arkadaşlar. Pekala. Şimdi başlangıç durumundayken, şimdi bu ifadedeki herhangi bir karakter katarı B ile başlayabiliyor mu? O zaman hemen şunu garanti altına almamız lazım. Eğer B ile başlamışsa, bundan sonra ne gelirse gelsin reddedeceğiz. Bakın bunu yapıyorum arkadaşlar. B ile başlamışsa, bakınız, B ile başladığı noktayı bir duruma götürdüm. Bu durum red durumu olacak. Kabul yapmadım bunu. Ve bundan sonra da ne gelirse gelsin
ister A ister B istediği kadar bir şekilde gelsin, burada kalacağız. Bunun anlamı şu, bu bir red durumu, bundan sonraki operasyonların hepsi burada kalıyorsa buradan geri dönüş yok. Buna ölü durum diyorum. Ölü durum. Niye ölü durum diyoruz? Çünkü bakın buraya eğer B ile gitmişseniz buradan geri dönüş yok. Ama az sonra göreceğiz. Bu gereksiz bir durum değil. İhmal edilebilir bir durum değil. DFA'nın bir parçası. DFA'nın doğru cevap vermesi için olması gereken önemli bir parçası. Pekala. B geçişini gördük. Alfabemiz A virgül B'den oluşuyordu. B geçişini gördüm. A geçişiyle geçtim ama tek başına A hiçbir zaman kabul edilmiyor değil mi? Yani bu red durumu. Sevgili arkadaşlar, şunu fark etmiştiniz. Evet, A ile başlamak zorunda ama B ile devam edemez. Onu görmüştük değil mi? O zaman özür dilerim. A ile devam edemez. Bakınız A ile başlamış olabilir ama A ile devam etmişse tekrar ölü duruma gönderiyorum. A A biçiminde başlamışsa geri dönüşü yok. Red durumu. Ama B ile devam edebilir. Şimdi A B kesinlikle buna bu DFA'nın tanımış olduğu dile ait bir ifade. Bunu yakaladığım ilk yerde hemen ne yapıyorum? Bir kere kabul durumu yapıyorum bunu. Neden bunu yaptım? Çünkü bundan sonra birçok durum çıkacak karşıma. Katar çıkacak, bunlar kabul olacak. Bunu kullanabilirim yani. AB. Sevgili arkadaşlar, şunu fark etmiştim. AB tamam, ondan sonra A gelir. Bakınız ABA, ABA. ABA değil mi? Yani evet AB'yi kabul ettik ama AB'den sonra eğer B gelirse kesinlikle bu yanlış bir ifadedir. Onu da hazır bakınız burada ölü duruma gönderiyorum. Gayet güzel. Bakınız birinci durumdan A geçişi, B geçişi. İkinci durumdan A geçişi, B geçişi. Bu ölü durumdan A geçişi, B geçişi. Tamam. Buradan B'yi gördüm ama A'yı da görmem lazım. A ile nereye gidiyorum? Çok dikkatli olmalıyız. Şimdi bu A geçişini tabii ki kendisine döndürebilir miyiz? Evet. Hayati bir hata olur. A, B, A, A, A. Oysa yukarıda öyle bir şey yok. Ama bunun cevabı çok kolay. Regüler ifadede ben görüyorum ki A, B, A da kabul ediliyor. Arkadaşlar hemen bakınız. Bu da kabul. A, B, A da kabul. Tamam. Doğru değil mi? Şu ana kadar. Arkadaşlar şimdi bakınız. Clean yıldızını hatırlayalım. Sıfır defa çalışırsa bakın boşluk zaten. Önce AB'yi düşünelim. Sıfır defa AB mümkün mü? Bakınız mümkün. Bir defa AB mümkün. Sıfır defa ABA mümkün. Bir defa ABA o da mümkün. Şimdi bize düşen görev bunların yıldız defa oluşmasını da sağlamak. Efendim şuraya bakıyorum. A, B, A. Şunun A geçişini nereye gönderelim? Çalışıyoruz. Şimdilik yazmayın. Şöyle olabilir mi? Mümkün değil, değil mi? A, B, A, 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 A. Hayır, böyle bir şey yok. Peki bu buradaki A geçişini arkadaşlar şöyle yapabilir miyim? Neden? Çünkü bakınız A, B, A, A, B, A,
ABA, sonsuza kadar ABA. Oldu mu? Ona da geleceğiz. O da çok önemli. Arkadaşım diyor ki bunda sorun görmüyorum diyor ama sadece bundan ibaret değil. Sıfır defa AB, sıfır defa AB burası. Bir defa AB burası. Bakınız iki defa AB'yi oluşturalım. ABA değil. AB oluşursak çok kolay. AB. Yani şöyle yapsak arkadaşlar. Pardon. A B. Sorun var mı burada? Bakın ne oldu? Sıfır defa AB, bir defa AB, iki defa AB, üç defa, yüz defa, bir milyon defa. Yalnız bu arada aralara ABA da girebilir. Sorun değil. A ya buraya, burada burasını kabul ettik. AB'lerle buraya geldim. Lütfen dikkat. ABA. Dilediğim kadar ABA girebilir buraya. Peki bu aralara AB girebilir mi? Girebilir. Bakınız A şurası kabul durumu çünkü. Buraya nasıl geldim? ABA yüzlerce ABA. Araya AB'ler de girebilir. Buradan AB'leri oluşturabiliyorum. Evet. Çözümde muğlak kalan bir nokta var mı? Her soruya cevap veriyor değil mi arkadaşlar? Mesela şöyle diyelim. W karakter katarı şöyle verilmiş olsun. A, B, A, A, B, A, B. A, B, A. Şimdi bunu finite automata'dan görmek hemen mümkün, kolay. Başlıyorum. Başlangıç noktasındayım. Yani bunlara isim verelim. Evet. Arkadaşlar, soru şu. Delta A durumundan itibaren A, B, A, A, B, A, B, A, B, A. Doğru mu? A, B, A, A, B, A. Hepsini yapmayacağız. Aslında şöyle çalışacak bu sistem. Delta A durumundayken şu anda ne okudum? A okudum. A durumundayken A okuduğumda B durumuna geçiyorum. Değil mi? Şu anda B durumundayım. B, A, A, B, A, B, A. Şimdi efendim, B durumundayım. B okudum. B durumundayken B okuduğumda C'ye gidiyorum. C durumundayken ne kaldı geriye? A, A, B, A, B, A, B, A. C durumundayken A okudum. D durumuna geçtim. İzninizle burada kısa kesiyorum. Sonuçta bakınız D durumundayken A, B, A. A, B, A. Tekrar D durumundayım. B, A, B, A. B, A. Bir B, A daha. B, A. Ve D durumunda kaldığım için en son D durumu da kabul durumları kümesinin elemanı olduğu için bunu kabul edeceğiz. Pekala. Sorunuz var mı arkadaşlar? Evet. O zaman burada şunu gördük.
Bir problem için DFA tasarlarken öncelikle problemin tanımını çok önemsiyoruz. Regüler ifadeyi çok iyi okumamız gerekiyor. Eğer regüler ifadeyi iyi okuyamazsak çözümümüz yanlış olabilir. Her şey çok önemli arkadaşlar. Bakın burada bitiştirme, birleşim, bitiştirme ve clean yıldızı. Her birinin bir önemi var. Clean yıldızı sıfır defa çalıştırmaya izin veriyor. O yüzden bu A durumunu, yani başlangıç durumunu kabul durumu yapıyor. Bitiştirme A simgesini B izler diyor. Dolayısıyla bakınız tek başına A'yı kabul etmedim. Ancak B gelirse kabul etmeye karar verdim. Pekala arkadaşlar. Bu önemliydi. Şimdi şöyle bir örnek daha yapacağız. Bu örnekte yine benzer bir örnek. Fakat yine finite otomatalara eksi puan verebileceğimiz, onu net görebileceğimiz bir örnek olacak. İzninizle şurada bunu çözebiliriz. Regüler ifade şöyle veriliyor. Regüler ifade 1-1, 1-1-0 yıldız, lütfen dikkat, fakat sıfırla bitmek zorunda. Bir arkadaşımız bu regüler ifadeyi okuyabilir mi? Evet. Sizden rica edebilir miyiz? Ne gibi kısıtlamalar var burada? Şöyle bak, aynen az öncekinde olduğu gibi. AB artı ABA olduğu gibi. Burada da bakınız ne var? Çok güzel. Arkadaşımız dedi ki, çok önemli bir düşünce bu. Clean yıldızının önceliği var. Clean yıldızını sıfır defa çalıştırsam, diyor ki arkadaşımız, bu ifade sıfırı kabul eder. Evet, bence önemli bir bilgi bu. Tek başına sıfırı kabul eder. Evet. Yani şunu demek istiyorsunuz. Tek başına sıfırı kabul eder. Fakat sıfırdan önce İlgili ifade dilediğim kadar çalışabilir. Tamam. İki önemli noktayı bulduk. Başka? Sıfırla bitmek zorunda. Sıfırla bitmek zorunda. Doğru. Hemen şimdi parantezin içerisine girelim şu anda. Ve bir bir olabilir. Bir bir sıfır olabilir. Bir bir olabilir. Doğru. Yani diyorsunuz ki bir bir olabilir demek. 1 ile başlamışsa 1 ile devam edecek. O da çok önemli bir bilgi. Tamam. Yani diyeceğiz ki 1 ile başlamışsa yani sıfırı garanti altına aldık bir kere. Baş taraf, diğer taraf 1 ile başlamışsa sıfırla devam edemez. O da çok önemli. Onu bir yere yazmamız lazım. 1-1 olacak. Her ikisi de 1-1 içeriyor bakınız. Ama bir tanesi ne olacak? Devamında sıfırı da içerecek. Evet, bence problemin bütün ana hatlarını belirledik arkadaşlar. Problemin bütün ana hatlarını belirledik. Şimdi bu çok basit bir soru aslında. Şu da çok basit bir soru. Bu da çok basit diyebileceğimiz bir soru. Dikkat ederseniz her geçişte hem A hem de B simgesini görmek zorunda olduğumdan tasarım zorlaşıyor. Problem birazcık daha genişlese daha zor olacak. Daha doğrusu alfabedeki simge sayısı biraz daha artsa problem birazcık daha zorlaşacak. Arkadaşımız bütün kısıtları bize burada belirtti. O halde çözelim bu soruyu. Arkadaşlar şöyle bir Q0 durumuyla başlıyorum. Arkadaşımız dedi ki tek başına sıfır olmak zorunda. Bu ne anlama geliyor? Q0 kabul durumu olamaz. Kesinlikle sıfır olmak zorunda dediğimize göre Q0'ın kabul durumu olması söz konusu değil.
Q0'dan 0 ve 1 geçişlerini görelim o zaman. Efendim Q0'dan 0 ile Q0'dan 1 ile. Dedi ki arkadaşımız tek başına 0 olabilir. O yüzden onu kabul durumu yaptım. Bir tane kabul durumum var şu anda. Fakat 1 kabul durumu değil. Devam edecek. Neden? Çünkü arkadaşımız dedi ki 1 ile başlamışsa 1 ile devam edecek. Onu şimdilik yazalım. Hemen gördüğümüz için. Ama henüz daha kabul demiyoruz. Şimdi lütfen şuraya bir bakabilir miyiz? Bu tespit doğru. Şu bir tane sıfırla bitecek. Bundan sonra hiçbir şey olmayacak ama değil mi? Yani bu bir sıfırla bittikten sonra aynen burada olduğu gibi bakınız. Bir sıfırla bitmek zorunda ama ondan sonraki geçişlere dikkat ediyoruz. Yani ikinci bir sıfır olmayacak. Ondan sonra tekrar bir, bir sıfır, bir bir bunlar olmayacak. Şu noktadan sonra hareket olsun istemiyoruz. O zaman arkadaşlar bakınız buraya diyorum ki bundan sonra lütfen dikkat. Sıfır da gelse, bir de gelse bunu bir ölü duruma gönderiyorum. Oradan geri dönüş yok. Sıfır da gelse, bir de gelse ölü duruma gönderiyorum. Ne demek ölü durum? O duruma ulaşmışsak geri dönüş yok. Ne okursak okuyalım. Evet, o zaman burayı bakın ölü durumun 0-1'i de işaretlenmiş oldu. Eğer şu sıfırdan sonra yolumuza devam etmişsek, nasıl devam edersek edelim, geri dönüş yok. Güzel. Yine arkadaşımız dedi ki, 1 ile başlamışsa 1 ile devam edecek. 1 ile başlamışken 0 okunmuşsa eğer, onun geri dönüşü yok. Kesinlikle red. Onu o zaman hazır şuradaki ölü duruma gönderelim. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Bir biri oluşturdum. Sevgili arkadaşlar bakınız. Şimdi orada yıldız var. Sıfır tane bir bir olsa bakınız sıfır tane olsa burası boşluk. Sıfır kabul. Bir tane olsa bir bir tamam. Ama henüz kabul değil bu. Değil mi? Sıfır olmasa ya ben bunu sıfırla buraya birleştireceğim. Fakat hiç gerek yok. Bir bir henüz red. Sıfır. Şimdi kabul oldu bakınız. Bir bir sıfır. Dilediğim kadar olsun istiyorum. Bir bir sıfır tane bir bir tamam buradayız. Şimdi kabul. Sıfır okuduk kabul. Bir bir sıfır kabul ama dilediğim kadar bir bir olması lazım. Bu çok kolay. İşte bakınız. Bir 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 dilediğim kadar bir bir kabul değil henüz. Kabul olması için sıfır. Şimdi kabul. Tamam. Fakat sadece birbirinden ibaret değildi. Bir bir sıfır da vardı. Lütfen dikkat arkadaşlar. Sıfır tane bir bir sıfır. Buradayım. Kabul olması için sıfır. Tamam. Bir tane bir bir sıfır. Bir bir sıfır. Bakınız burası kabul ama eğer siz şunu kastetmişseniz bir sıfır daha okumanız lazım değil mi? Bir bir sıfır. Bir bir sıfır. Buradayız. Bu da kabul. Neden dolayı kabul? Bir bir sıfır ama başka bir şeyi çalıştırıyorum ben. Bir bir sıfırı çalıştırdım. Kabul olabilmesi için bir sıfıra daha ihtiyaç var. Dilersem buraya gönderemem. Sıfırı buraya gönderemem. Niçin gönderemem? Bir tane sıfır istiyorum sadece. Eğer sıfırı buraya göndersek yüzlerce sıfır olur. Hazır bir kabul durumum var zaten.
Sıfır oraya gönderdim. Şu anda tamam. Ama şu anda sadece iki durumu modelledim. Sıfır tane bir bir sıfır, sıfır. Bir tane bir bir sıfır, sıfır. Sonsuz sayıda bir bir sıfır için ne yaparız? Bir sorun vardı, buyurun. Yalnız şöyle bir şey var. Soru şu olabilir. X eşittir 1, 1, 0, 0 olabilir soru. Hocam bunu da sağlıyor, 1, 1, 0 da sağlıyor. Ama şu an şunu eğer koymasak, şunu koymasak 1, 1, 0 fakat okunan bir 0 daha okundu. Hocam ben de şunu diyeyim. Yasası olarak benzerlikten dolayı kabul ediyorsun onu. Ama anlamsız olarak iki taraftan ifade değil mi? 1, 1, 1, 1, 0. Şöyle bakınız. Biz şöyle düşüneceğiz. Diyelim ki sorumuz x eşittir 1, 1, 0, 0 oldu. Buna cevap vermesi lazım. Şimdi okuyorum. Q 1 okudum, buradayım. 1 okudum, buradayım. 0 okudum, buradayım. Okunacak simge hala var. 0 okudum. Evet. Bu 0 geçin nereye göndereceğiz? Buraya göndersem hayır der. Çünkü red durumu. Buraya gönderemeyiz. Fakat bunu bir kabule göndermemiz lazım. O sıfırı bunun için koyduk buraya. Anlaşıldı değil mi? Pekala. Şu anda 1, 1, 0, 0'a cevap verdik ama yıldızı da oluşturmamız lazım. Bu da çok kolay. 1, 1, 0. Arkadaşlar bunu şuraya göndersek 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, yüzlerce, milyonlarca 1, 1, 0, kabul olması için 0. Buyurun. Hemen bakalım. Evet, x eşittir. 1, 0. Değil mi? 1, 1. Şimdi bunu kabul etme... sorumuz mu bizim? Katarımız mı? X eşittir 1, 1, 0, 1, 1, 1. Bakıyorum. Bunu reddetmesi lazım. 1, 1, 0. 1, 1, 1. Bunu reddetmesi lazım. Bakalım. 1, 1, 0. 1, 1, 1. Buradayım. Evet, reddediyor. Evet. Arkadaşlar, şimdi bunlara isim verebilirsiniz. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Evet, çözümde arkadaşlarımızın sorularının hepsi çok güzel. Biz zaten bir çözüm ortaya koyduğumuzda bunları yapmamız lazım. Arkadaşımız diyor ki 1, 1, 0, 1, 1, 1'i sakın kabul etmesin diyor. Aslında test yapıyor arkadaşımız. Böyle yapmamız lazım. Evet. Yani sınavda böyle bir soru sorduğumuzda cevabınızdan emin olmak için en az 4-5 tane soruyu oraya sormanız lazım. Ben sizin sınav kağıtlarınızı okurken böyle okuyorum. Yani mesela diyorum ki x eşittir boşluk desem acaba kabul eder mi? Kabul ediyorsa yapacak hiçbir şey yok. Çünkü ne demiştik? Bir defa dahi reddetmesi gereken bir ifadeyi kabul ediyorsa problemimiz yanlış, ya yani çözümümüz yanlış demektir. Çok güzel bir soru sorulabilir mesela buna. X eşittir sıfır. Bunu kabul ediyor mu? Bunu kabul etmesi lazım değil mi? Bakıyorum. Sıfır. Evet kabul ediyor. Bir sıfır. Reddetmesi lazım. Bir sıfır. Evet reddediyor. Çözümümüz neden bu kadar güzel oldu? Çünkü tümevarımı kullandık. Çekirdekten başladık. Regüler ifadeyi çok iyi bir şekilde okumaya çalıştık. Karşıma çıkabilecek bütün durumları önü durumları çok iyi kullanmaya çalıştık, değil mi? Ve
şu anda sorduğum her soruya cevap veriyor. Yani kabul etmesi gereken bütün ifadeleri kabul ediyor, reddetmesi gereken bütün ifadeleri reddediyor. Çözümümüz bu. Ölü durum buradaki DFA'nın bir parçası. Yani bu durum olmasa makinemiz çalışmaz, yanlış cevap verir yani. Onu ilerleyen derslerimizde ulaşılmaz durum, gereksiz durum, eşdeğer durum gibi farklı durumlarla karşılaştırıyoruz ama buradaki ölü durum son derece gerekli ve önemli bir durum arkadaşlar. Sanırım anlaşıldı. Evet, bugünkü işlediğimiz konuların hepsi arkadaşlar çok önemli ve hem vize hem de finans sınavlarında direkt karşımıza gelebilecek konular bunlar. Bunlardan %100 sorular soracağız yani sizlere. Çünkü bunu çok önemsiyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir örnek daha yapacağız. Bu biraz daha farklı. Bu defa şöyle yapacağız. Bu örneğimizde şunu ifade etmeye çalışacağız. Bir deterministik finite otomatayı vereceğiz. Ve bunun tanımış olduğu dil nasıl bir dildir? Bunu sizden bulmanızı isteyeceğiz. Evet, aşağıdaki DFA'nın tanımış olduğu dili regüler ifade olarak yazınız. Evet, aşağıdaki DFA'nın tanımış olduğu dili regüler ifade olarak yazınız. Böyle bir soru sormuş olsak, aşağıdaki DFA dediğimiz için bir kere bunun DFA olması lazım. Hemen hızlı bir kontrol. Her bir durumda her geçişin olması gerekiyor. 1-0, 1-0, 1-0. 1, 0, 1, 0. Bu bir DFA'dır, evet. Evet, ne düşünüyorsunuz? Yani bu bir deterministik finite otomata. Ve hoca size diyor ki, bu DFA'nın tanımış olduğu dil nedir? Soru bu. Hemen nereye fokuslanmak gerekiyor burada? A ve E durumlarına, değil mi? Yani kabul durumlarına. Kabul durumlarına bizi götüren bütün yol... ların bileşkesi bizi A ve E durumlarına götüren, ulaştıran yolların bileşkesi toplamsal ifadesi bize bu makinenin tanımış olduğu dili verecek. Fakat bir şartla başlangıç durumundan başlamak üzere sevgili arkadaşlar. Evet, bu ne demiştik? DFA'nın çok özel bir durumu. Buradan başlayacağız. Buradan başlayıp bu yolları kullanarak
A ve E'ye ulaştığım bütün yollar. Buyurun. Çok güzel. Evet, arkadaşımız tekrar ifade edebilir. Çok güzel bir yaklaşım sundu. Buna da biz analiz diyoruz arkadaşlar. Evet, tekrar ifade edin. İlk durumu kabul ettiği için boşluğu kabul ediyor. Mükemmel. Başlangıç durumu kabul durumu olduğu için demek ki boşluğu kabul ediyoruz. Yani arkadaşımız diyor ki ifadenin toplamında ya şöyle bir şey olacak. Burada başka ifadeler mi olacak? Değil mi? Aynen, kalıp böyle olacak. Sonuna bir ekleme olmayacak. Evet. Yani öyle tahmin ediyorum. Evet. Devam edelim. Sıfırla ilk durumda sıfıra gittiği zaman hep ölü duruma yönlendiriyor. Başka bir... Mükemmel. Arkadaşımız bir şey daha tespit etti. Diyor ki sıfırla B'ye gidiyorum. Tekrar kabule dönüyorum. Fakat sıfır okuduktan sonra bir okuduğumda sıfırdan sonra bir okuduğumda geri dönüş yok diyor. Yani arkadaşımız D durumunu ölü durum olarak tespit etti. Yani ve şunu gördü. Sıfır, sıfır. İfadede çok güzel. Sıfır sıfır olacak. Sıfırla reddeyim ama ikinci bir sıfır bitiştirdiğimde kabuldeyim. Aa, bir de baktım ki devam ediyorum bakınız. Sıfır 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 sıfır. Şunu gördük. Demek ki şöyle bir şey olacak. Sıfır sıfır. Yani sıfır defa sıfır sıfır zaten A durumundayım. Bir defa, iki defa. Yıldız. Güzel. Çok güzel. Devam edelim. Hocam bundan sonra bir durumuna yönlendim. Bir, bir. Bir dakika, çok dikkatli olmalıyız. Arkadaşımız diyor ki sıfır sıfırla buradayım diyor. Evet. Bir durumunda hocam. Neden? Çünkü E durumunu gördünüz yani, değil mi? E durumuna gitmeye çalışıyorum hocam. Evet. Yukarıdan gidiş yok, aşağı geçtim. Bir bir kabul oluyor. Ondan bir dakika. Sonra... Diyor ki arkadaşımız bir ile C'ye geldim. Sıfır yine beni ölü duruma götürüyor. Şu anda kabul durumdayım. Ondan tamam. Sonra her çift sayıda bir kabul oluyor. Mükemmel. Şunu çok artı, merak ediyorum. Evet. Artı bir bir yıldız olması lazım hocam. Evet, siz yazmayın. Burada biraz sanki bir sıkıntı yaşıyoruz gibi. Biraz. Ama artık şunu geriye kalmadı değil mi? Evet. Onu kaldıralım. Tamam. Onu kaldıralım. Yıldız demek ki içeride olacakmış. Evet, bir düşünün şöyle. Siz de yani cevabınızı düşünün. Arkadaşımızın cevabına katkılarınız varsa. Arkadaşımız dedi ki oraya artı koyacağız dedi. Ya da dedi. Hemen söyleyin. X eşittir. 0, 0. 1, 1. Yani 0, 0, 1, 1'i kabul etmemiz lazım. Şu kabul ediyor mu? Şu ifade bunu oluşturur mu? Arkadaşımızın sundu. Değil mi? Bu oluşturmaz. Bakın arkadaşlar. Artı da yanlış oldu. Veya değil, veya oldu. Mükemmel. Arkadaşımız düzeltti. Sebebini de söylesin lütfen. Hocam veya olduğu zaman ikisinden herhangi biri olacak. Şimdi biz, evet. Yani yapalım. Eğer böyle bıraksam veya desem bakınız ya 0-0 yıldızı ya da 1-1 yıldızı seçeceğim. Diyelim ki bunu seçtim. Dedi ki arkadaşımız 0-0 birbiri kabul etmesi gerekiyor ama dedi artı olduğu durumda bakın bunu seçtiğimde bu sadece bunları oluşturur. Kesinlikle bunu oluşturamayacak. Ya da bunu seçtiğimde sadece 1-1-1-1'leri oluşturacak. Arkadaşımız dedi ki veya olması değil de bitiştirme olması lazım dedi.
Hemen bunu düzeltelim o zaman. Evet, bakın operatörleri çok dikkatli kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki neden böyle oldu? Bu aslında çok açık. Bakın 0 0 0 yani 0 defa olduğunda benim E'ye ulaşmam için buradan itibaren bir biri görmem lazım. Bakın veya falan demiyorum burada. Yani burada bunu hemen kimin izlemesi gerekiyor? Birbirinin izlemesi gerekiyor. Diyelim ki 100 defa 0 0 dedim. Evet kabul ama bir bir bakın direkt bunu izleyecek yani. Buradan devam ediyorum. Değil mi? Yani şöyle bir şey yok. Yani ya buradan kabule ulaşayım ya da buradan böyle değil. Bizzat bundan devam ediyorum. O zaman ne oldu arkadaşlar? İfademiz 0 0 yıldız 1 1 yıldız oldu. Elbette tabii ki. Mesela x eşittir 1 1 1 1 1 1. Bunu kabul etmesi lazım. Yani daha doğrusu şöyle DFA bunu kabul ediyor. O zaman regular ifadenin bunu üretmesi lazım. Sorunun şekli değişti çünkü bizim burada. Yani az önceki örneklerde regular ifadeyi verdik, DFA'yı biz çizdik. Şimdi de diyoruz ki bu DFA'nın tanıdığı regular ifadeyi yazınız diyoruz. Arkadaşımızın cevabı bu. Şimdi x eşittir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bunu makinem bakınız, burayı hiç çalıştırmıyor. Makinem de öyle yapıyor. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Makinenin şuna, regüler ifadenin şunu üretmemesi lazım. Mesela bakınız, ben buradan 0, 0, 0, 0, 1, 1, bakın 0, 0, red. Yani şuna red demesi lazım, şu regüler ifadenin. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Buna red demesi lazım. Yani DFA red diyor, o zaman regüler ifadenin bunu türetmemesi lazım. Değil mi? Bakıyorum. Türetiyor mu? Evet, burası bitti artık bakın arkadaşlar. İki tane çalıştırdım clean yıldızını. Burası artık bitti. Efendim, iki de bunu çalıştırdım. Burası da bitti. Bakın bunlar için regular ifadede bir parça yok. Ama şöyle yapsaydık, yani yanlış bir şekilde regular ifade karşılığını 0 0 yıldız artı 1 1 yıldız, bir de yanlışlıkla yıldız deseydik, bunların hepsini türetebilirdi. Değil mi? Pekala. Son bir örnek daha yapalım. Ondan sonra ara verelim, değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir makinamız var.
Efendim, durumlara isim veriyorum. Sadece bir kabul durumum var, o da E durumu, kabul durumu. Sorumuz şu, bu DFA'nın tanımış olduğu dili ifade eden regular ifadeyi yazınız. Bu DFA'nın tanımış olduğu dili ifade eden regular ifade yazınız. Evet, şöyle bir ifadeye bakalım. E durumuna odaklanıyoruz burada. Ve başlangıç durumundan itibaren beni E'ye ulaştıran bütün yolları ve bunların bileşimini regular ifade olarak yazacağım. Arkadaşlar dikkat ederseniz aslında E'ye başlangıç durumundan itibaren bakın B A A A en kısa böyle ulaştım bakınız. B A A A bir tane B üç tane A ile ulaştım ama lütfen dikkat buraya tekrar tekrar gelebiliyorum. Mesela E durumundan itibaren B A A A B A A lütfen dikkat D'den itibaren B A A B A A B A C'ye geldim bakınız B A B A B A A A evet. Hatta buradan itibaren bakınız tekrar E'ye ulaştım şimdi. A, yıldız defa A, B, yıldız defa B, A, B, A, dilersen B, A, B, A, B, B, A. Ama E'ye ulaştıran yol da hep şu var bakınız. İster burada kalayım, yani ister B'de kalayım, hatta ister A'da kalayım bakınız. A durumda. B, A, A. Diyelim ki B durumundan itibaren yıldız defa B, 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 A, A, A. C'de kalmış olsam B, A, A, A. Bakın araya dilediğim kadar B koyabiliyorum. Baş tarafa dilediğim kadar A, dilediğim kadar B koyabiliyorum ama mesela D'den itibaren B, A, A, A. E'de kalmış olsam, bu bir kabuldür ama, bakınız B, A, A, A. Evet, bir örüntü ortaya koyduk değil mi? E durumuna giden yol, kesinlikle, yani bu durumların hangisinde olursak olalım, B, A, A, A ile bitiyor. Evet, yazıyorum onu. B, A, A, A. Pekala. Ama baş tarafta sadece bu değil değil mi? Ama bu B, A, A'dan önce arkadaşlar bakınız dilediğim kadar A koyabiliyorum. B, A, A ama şuradan geçiş yapsam dilediğim kadar B de koyabiliyorum. Bunların arasına bakınız B yerleştirebiliyorum dilediğim kadar. Her zaman. Dilediğim kadar B yerleştirebiliyorum. Dilediğim kadar A da yerleştirebiliyorum. O halde şöyle diyebilir miyim? Neredeyse burada hiçbir kısıtlama yok. A artı B yıldız. Ama kesinlikle B, A, A, A ile bitmek zorunda. Hemen bir soru soralım buna. Siz yazdırın soruyu. Evet, bir arkadaşımız bir katar yazdırsın bana. Evet. Böyle mi? Efendim? Şu cevapta mı? Ya
Yani şöyle mesela bu A artı B yıldızının çok ifadesi var. Yani şu da A yıldız, B yıldız, bunda yıldız defa. Bunu eğer incelesek bu şeye eşit olacak. A artı B yıldızı eşit olacak. Fakat ben şu incelemede şunu gördüm. Yani şu B, A, A, A kesinlikle olmak üzere baş tarafta dilediğim şekilde A ve B kombinasyonu oluşabiliyor. Aralara dilediğim kadar B girebiliyor. Evet. Şimdi sorumuz bu. Hemen sezgisel olarak bakıyorum soruya, buna evet demesi lazım. Değil mi? Çünkü bakınız B, A, A, A ile bitmiş. Evet demesi gerekiyor. Makine yani makine bunu kabul ediyor. Soruya öyle bakmamız lazım. Makinamız bunu kabul ediyor bakınız. B, bir tane B de buradan, bir tane daha, üç tane B oldu bakınız. B, 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 A, A, A. Evet, makine bunu kabul ediyor. Şimdi şöyle bakmak lazım. Siz cevap olarak dediniz ki, A artı B yıldız, B, A, A, A. Benim cevabım bu. O halde benim cevabımın da bunu türetmesi gerekiyor. Tamam. Efendim zaten B, A, A kısmı buradan türer. Baş tarafta iki tane B türetmem lazım. B ve B. A artı B yıldız. Yıldızı iki defa çalıştırırım. Her ikisinde de B alırım. Bu türetilir. Mesela şu olur mu? X eşittir A, B, A, B, A, B, A, B, B, A, A. Hatta şu olmasın, B, A, A. Bakıyorum. Yani regüler ifadede bu kesinlikle olur. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa çalıştırıyorum. Birincisinde A, ikincisinde B, böyle devam ediyorum. Regüler ifade bunu türetiyor. Peki makinem bunu kabul ediyor mu? Bakalım. A, B. Tamam. A, B. A, B. Lütfen dikkat. A. Tamam. Şuradayım. B, A, A. B, A, A. B, A, A. Makinem türetiyor. O halde regüler ifademin buna evet demesi lazım. Evet, regüler ifade az önce onu zaten türetti. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, bunlar önemliydi. Şimdi zamanımız nasıl şu anda? Yani ara vakti gelmiş demek istiyor arkadaşımız. Evet, ara vakti geldi. Şöyle yapacağız. 10 dakika ara veriyoruz arkadaşlar. Dönüşte şöyle bir çalışma yapacağız. Yani hep dersimizde elektrik butonuna örnek verdik ya. Somut bir modelden soyut modele nasıl geçeceğim? Mesela elektrik devresini ele alabiliriz. Hayatımızın pek çok kısmında hemen DFA ile modelleyebileceğimiz çok güzel örnekler var. Bir sonraki derste elektrikli battaniyenin o kontrol kısmını bir DFA ile tasarlamaya çalışacağız. Bir de efendim ikili bas butonu var. Ona bir özellik vereceğiz. Diyeceğiz ki bu sadece şu şartlarda elektrik makinesini çalıştırsın diyeceğiz ve onu bir deterministik finite automata ile modellemeye çalışacağız. Hemen ardından da problemleri biraz daha genişletip birleşim kümesinin DFA'sı, kesişim kümesinin DFA'sı, fark kümesinin DFA'sı konularını inceleyeceğiz. Çünkü biz kümelerle pek çok problemi çözebiliyoruz aslında, değil mi? Yani bu sınıfa kimler girsin? Bilgisayar mühendisliği öğrencileri girsin. Endüstri mühendisliği öğrencileri girsin. Diyoruz ki hem bilgisayar hem endüstri mühendisliği öğrencileri girsin. Bakınız problem değişti. Dolayısıyla sadece kimleri kabul ediyorum demek ki? ÇAP öğrencilerini kabul ediyorum. Bakın buna ilişkin bir küme ayrı bir tanım. Bilgisayar mühendisliği
ya da endüstri mühendisliği öğrencileri girsin dediğimde daha geniş bir küme. Dolayısıyla biz artık pek çok örnek çözdük ve anladık ki herhangi bir problem için artık biz kolay bir şekilde DFA tasarlayabiliriz. Şimdi onu daha genişleteceğiz. Birleşim kümesi için DFA, kesişim kümesi için DFA, hatta fark kümesi için DFA nasıl tasarlanır? Onun için bir teorem inceleyeceğiz ve bir örnek yapacağız. Peki arkadaşlar, 10 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Şimdi bugünkü bu saatteki dersimizde şöyle bir başlık atmak istiyorum. Somut makinelerden soyut makinelere. Çünkü evet, dersimizin isminde soyut makine kısmı var ama her ne kadar bu ders, ilk derste bahsettiğimiz gibi derleyicilerin leksikal analiz kısımlarında ki araçları tanıtıyor olsa da aslında kullanım yeri sadece onlar değil. Etrafımızdaki herhangi bir makinenin tasarımını biz istersek bu DFA'daki tasarım yöntemleriyle gerçekleştirebiliriz. En basit örnek. Diyelim ki şöyle bir batarya var. Bataryamız. İki tane de anahtarımız var. Burada bir tane de ampulümüz var. Anahtarlarımıza isim veriyoruz. Bir nolu anahtar, iki nolu anahtar. Yani hep dersimizin başından beri örnek verdiğimiz bir otomat aslında, değil mi? Şimdi bunu DFA gibi nasıl düşünebiliriz? Önce arkadaşlar durumlara karar vereceğiz. Yani burada olası iki tane durum söz konusu. Yani lambanın yanması ya da lambanın sönük vaziyette olması. İki durum. Alfabedeki simgelere karar verelim. Nedir efendim onlar? Şimdi şöyle, iki tane simgemiz var aslında alfabemizde. Bir nolu anahtarın konum değiştirmesi, iki nolu anahtarın konum değiştirmesi. Evet. Bir nolu anahtarın konum değiştirmesi, iki nolu anahtarın konum değiştirmesine göre ampulün açık ya da kapalı olduğu ortaya çıkacak, değil mi? Alfabe, durumlar, çok önemli, başlangıç durumu. Başlangıç durumu DFA makinesinin olmazsa olmazıydı. Burada hemen görüyoruz başlangıç durumunu. Başlangıç durumu nedir? Off durumudur. Yani ampul yanmıyor. Tamam. Kabul durumu, biz karar vereceğiz. Ampulün yanması durumunu kabul durumu olarak kabul edeceğiz. On diyeceğiz ona. Diğer duruma off durumu diyeceğiz. Yani red ve kabul anlamında. 4. Beşinci ne kalıyor arkadaşlar? Geçiş fonksiyonu. En önemlisi de bu zaten. Hemen o zaman başlayalım. Başlangıç durumu sevgili arkadaşlar, off diyorum. Şimdi bir nolu anahtarın konum değiştirmesi,
İki nolu anahtarın konumu değişmiyor. Sadece bir anda bir anahtar konumu değiştirebiliyor. Efendim, bir nolu anahtarın konum değiştirmesi, onu ben bir okumak olarak algılıyorum. Yani bir dediğim zaman bir nolu anahtarın konum değiştirmesi. Lamba yanar mı? Hayır. Şimdi bakınız, 2'yi de buraya göndersem, yani bir nolu anahtar konum değiştirdi, 2 nolu anahtar da konum değiştirdi, lamba yanar artık değil mi? Fakat ben şöyle diyorum, 2 nolu anahtar, evet, ikisi de off. Fakat şuraya geliyorum arkadaşlar, bir nolu anahtar konum değiştirdi. Sevgili arkadaşlar, tekrar bir nolu anahtar konum değiştirse, yine lamba yanmayacak değil mi? Fakat şu nokta, şu nokta bir nolu anahtarın konum değiştirdiği nokta. Bu esnada iki nolu anahtar da konum değiştirse, bakınız, bu böyle olmuştu, bu da böyle oldu, evet. Lamba yanar diyoruz. İki nolu anahtar tekrar konum değiştirse lamba söner. Bir nolu anahtar tekrar konum değiştirse lamba söner. Tekrar konum değiştirse lamba yanar. Eski haline döner çünkü. Bakınız, bir nolu anahtar en baştan itibaren konum değiştirdi, off. İki de değiştirdi, on. Bir tekrar konum değişti, yani açıldı, off. İki de açıldı. Evet. Tekrar off olacak. Şunu kabul durumu yaparsam eğer, beşinci, yani kabul durumları kümesinde tayin etmiş olurum. Geçiş fonksiyonum da burada. Buna bir DFA diyebilir miyiz? Kesinlikle bir DFA'dır. Efendim, alfabenin simgeleri 1,2. Durumlar kümesi 4 durum ortaya çıktı. Off durumu, on durum, ama böyle demeyelim isterseniz. Şöyle diyelim. Dilerseniz Q0, Q1, Q2, Q3 diyebiliriz. Şu Q4, Q3 olsun. Kabul durumları kümesi Q3. Geçiş fonksiyonumuz burada. Başlangıç durumu Q0. Evet. 5 bileşenle ifade edebiliyorum. Buna benzer pek çok örnek siz kafanızdan türetebilirsiniz. Bir örnek daha yapıyorum arkadaşlar izninizle. Bu defa bir elektrikli battaniyeyi ele alacağımızı söylemiştik. Yani elektrikli battaniyenin, yani üstümüzü örttüğümüz kısmıyla alakadar olmuyoruz. Sadece şu kontrol kısmıyla alakadar oluyoruz. O da çok basit bir şey olsun mesela. Efendim şurası onun ışık kısmı olsun. Şöyle bir şuradan 0, 1, 2, evet. Evet, böyle bir kontrol noktası var. Elektrikli battaniye için. Başka şey de olabilir tabii ki. Evet, ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hemen alfabemizin simgelerini, durumlar kümesini, bunlar şöyle bir düşünelim. Durumlar kümesi, yani ortamın, battaniyenin enerji alması ya da almaması. Yani elektrikli battaniye enerjinin verilmesi ya da verilmemesi. Ne demek? Şu ışığın kırmızı
ya da yani kırmızı ya da siyah olması. Kırmızı iken diyoruz ki elektrik enerjisi alıyor, aksi halde almıyor. Kırmızı kabul durumumuz. Buyurun. Çok güzel. Evet. Şimdi mesela bizim kontrol edeceğimiz kısım burası. Sıfır iken enerji yok. Bir iken enerji var. Burada kırmızı yanıyor. İki iken enerji var. Ya durumlarımız bunlar. Hayır, hiç alakadar olmuyoruz. O zaman şöyle yapalım. Durumlarımızı belirledik. Yani durumlar kümesi, başlangıç durumu Q0, hiç enerjinin olmadığı durum. Q1, birinci kademede enerji var. Q2, yine kabul durumu bunlar. Enerjimiz var yani. Elektrik battaniye ısınıyor. Tamam. Şimdi kapatmıyorum. İhtiyacım olursa yine buraya durumlar ilave ederim. Alfabemizi belirliyorum arkadaşlar. Alfabemizde, yani bunlara biz neye göre karar vereceğiz? Şu göstergeyi sıfır konumunda tutarım. Yani göstergeyi aşağı çekmek, göstergeyi yukarı çekmek. Alfabemiz bu aslında, değil mi? Yani şöyle diyeceğiz. 0 ve 1 olsun alfabemiz. Sevgili arkadaşlar, 0 sürgüyü aşağı çekmek. 1 sürgüyü yukarı itmek. Evet, alfabemiz belli oldu bakınız. Hemen bakın şu anda bir tahmin yapabilirsiniz. Bu başlangıç durumuydu. Q0 durumu. Q0'dayken dilediğiniz kadar sıfır okusanız, yani sürgüyü aşağı çekseniz yine aynı durumda kalırsınız, değil mi? Bu konumdayken sürgüyü yukarı çekseniz bir konumu, yani Q1 durumu. Bir daha yukarı çekseniz Q2 durumu. Aşağı çekseniz Q1 durumu, yukarı çekseniz Q2 durumu, bundan sonra dilediğiniz kadar yukarı çekseniz yine Q2 durumunda kalırsınız. Evet, aslında geçiş fonksiyonunu da söyledik. Dolayısıyla problem aslında çözüldü gibi. Hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Diyoruz ki, efendim başlangıç durumu Q0. Bakınız ne kadar önemli başlangıç durumu. Yani en azından problemi tasarlamaya başlayabiliyorum bakın buradan itibaren. Bilgisayar mühendisleri için başlangıç koşulları son derece önemli. Çünkü başlangıç koşullarından itibaren siz çözümünüzü şekillendirmeye başlarsınız. Bundan sonrası çok kolay arkadaşlar. Sürgüyü aşağı çekmek. Sıfır girişi demiştik. Dilediğiniz kadar sıfır okuyun. Yine Q0'dasınız. Sürgüyü yukarı itmek. Bir okumak anlamına geliyor. İşte bakınız, bir okursam Q1 durumuna geçerim. Dilerseniz hemen çizelim onu. Yani 0, 1, 2 Q1 durumu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu andan itibaren Q1'deyim şu anda. Sürgüyü aşağı çeksem Q0'dayım. Sürgüyü yukarı çeksem evet şuraya çizelim. 0, 1, 2 Q3 duruma geçiyorum. Yani Q1'den eğer 1 okursam Q3 durumundayım. Çok güzel. Q3 durumundayken sürgüyü dilediğiniz kadar yukarı çekin. Yani dilediğiniz kadar bir okuyun. Yine Q3 durumundasınız ama sürgüyü aşağı çekseniz
Özür dilerim, sıfır. Sürgüyü aşağı çekmek sıfır okumak anlamına geliyor. Bakınız, sıfır okuduğumda kübire geçiyorum. Nasıl modellemiştim? Eğer elektrikli battaniye enerji ulaşıyorsa kabul, değilse red demiştik. O halde Q1 ve Q2 durumlarını kabul olarak belirliyorum. Evet, soru çözüldü arkadaşlar. Bir DFA makinesinde olması gereken bütün durumlar bakınız burada. Q0, Q1, Q2. Evet arkadaşlar, durumları böyle isimlendirdik. Son durumumuz Q2 durumuydu. Değil mi? İsimlendirmeleri mesela bunları silersiniz. A, B, C diye diyebilirsiniz. Ama mesela bir hemen desek ki ödev versek mesela. Bayram öncesi ödev vermiyoruz gerçi ama otobüste giderken düşünebilirsiniz. Mesela bunun programını nasıl yapacağız? Çok kolay. Bir switch case. 3 durumlu bir switch case. Birinci durum. 0 okuduğumda buradayım. 1 okuduğumda okunan eğer 1 ise Q1'deyim. Q1 durumuna bakıyorum. 0 okuduğumda Q0'dayım. 1 okuduğumda Q2'deyim. Hiçbir şey okumazsam kabul. Değil mi? Yani Q1'de kalmak kabul anlamına geliyor çünkü. Aynı şekilde Q2 durumundayım. 0 okuduğumda, yani birkaç if döngüsü. If okunan değer 0 ise Q1. Okunan değer 1 ise Q2. Değil mi? Son durumda eğer siz Q2 durumundaysanız ya da Q1 durumundaysanız kabul olarak bunu ifade ediyorsunuz. Pekala arkadaşlar, bir örnek daha yapalım. Ondan sonra bu konudan ayrılalım. Şimdi şöyle bir buton tanımlanıyor. Evet. Yani ne diyelim buna? İkili bas butonu diyelim arkadaşlar. Bu bir makinayı kontrol ediyor olsun. Bir makinenin çalışması için enerji verecek bu. Fakat öyle bir tasarlanmış ki ancak ve ancak ikisi de basılıyken makine çalışacak. Olabilir değil mi? Yani böyle bir düzenek olabilir. Yani birincisine bastığınızda başka bir enerjiyi, İkincisinde başka bir enerjiyi kontrol ediyor olabilirsiniz. Deniliyor ki eğer iki buton da basılmış ise makineye enerji verilecek ve makine çalışacak. Bunu modelleyen bir DFA çizmeniz isteniyor. Bekleniyor arkadaşlar. Şimdi onu yapalım. Yani hemen alfabemizi belirleyelim. Yani durumlarımız belli. Aslında burada 4 tane durum oluşacak. 2 tane butonumuz var. Eğer 2 tane girişiniz varsa 4 tane olası durum ortaya çıkar değil mi? Mesela nedir onlar? 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. Girişlerimiz bunlar olacak. Hemen alfabemi buna göre belirliyorum. Yani butona, ne diyelim, soldaki butona basmak, sağdaki butona basmak gibi. Yani diyorum ki arkadaşlar, şöyle ifade ediyorum. Sol buton 1, sol butona bas 0 anlamına geliyor. Sağ butona bas 1 anlamına geliyor. Sol butona bas, sağ butona bas. O zaman bakınız, birinci durum bu. Q0.
Birinci durum bu. Yani henüz daha hiçbir şeye basmamışız. Sıfır bir. Biraz daha şöyle problemi ifade etmesi için. 0-1. Bir sıfır. Bir sıfır. Ve 1-1. Umarım şekiller durumu modellemiş olsun arkadaşlar. 0-0. 0-1 sağdaki butona basmak. Soldaki butona bas 0. Evet. 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. O zaman arkadaşlar Q0'dan başlayalım. Q0. Q0. Q0'dayken eğer bir butonla basarsam, yani sağdaki butona basarsam Q1. Eğer sağdaki butona tekrar bir basarsam, yani sağdaki butona bir defa daha bastığımızda eski haline gelecek. Yani o zaman hemen bunu yazabiliriz, değil mi? Q0'dayken bir butonuna bastığımda Q1'e karşılık geliyor. Tekrar sağdaki butona bastığımızda eski hale geri döneriz, değil mi? Pekala. Q1 durumundayım örneğin. Soldaki butona basarsam, yani 0 okursam, öyle modelledim çünkü arkadaşlar. Bunlar farklı da olabilir. Yani siz kendiniz bu soruyu, bu çözümü tasarlarken kendinize göre daha anlaşılır bir çözüm, bir alfabe tasarlayabilirsiniz elbette. Şu anda şu durumdayım. Soldaki butona basmayı 0 olarak algılamıştım. Eğer soldaki butona basarsam, arkadaşlar ne oldu bakınız? Sağdaki butona basmışım. Soldakine de bastığımızda şu konuma ulaştık, değil mi? 1-1 konumu. Bu arada şunlar birbirini takip eden şeyler değil. Öyle düşünmeyelim lütfen. Ben 0-0, 0-1, 1-0 birbirine göre yaptım bunları. Şu anda makine çalışır hale geldi. Buna kabul durumu diyorum. Eğer tekrar sıfıra basarsam bir önceki konuma döner. Yani bakınız arkadaşlar soldaki butona bastım. Bu hale geldi. Soldaki butona bir daha bassam tekrar bu hale döner. O yüzden Q1'e dön. Sıfır geçişini Q1'e gönderiyorum. Pekala. Burası tamam oldu galiba. Pekala. Q0'dayken bir butonla, yani sağdaki butona bastım, Q1 duruma geçmiştim ama soldaki butona bassam, Q0'dayken soldaki butona bassam, bakınız Q2 durumuna geçerim. Q2 durumu bu. Şu da Q3 durumu. Arkadaşlar izninizle 0 diyorum. Q2. Tekrar 0'a basarsak bir önceki duruma döneriz. 0, 0. Şimdi Q0 durumundayken soldaki butona bastım, Q2'ye geldim. Q2 durumundayken sağdaki butona bassam, yani 1 okusam, bakınız ikisi de basılı olacak, Q3 durumuna geçeceğim. O zaman şöyle yapıyorum. 1. Q3 durumundayken 0'ı okumuşum zaten. Eğer tekrar 1 okusam, bir önceki duruma dönerim. Tekrar 1 okusam. Yani tekrar arkadaşlar sağdaki butona bassam, sağdaki butona tekrar bassam bu eski haline gelecek. Bakınız. Evet, Q2 durumuna tekrar dönüş yapacağım.
Evet. Bu bir DFA oldu mu? Bakın karşıma çıkabilecek olası bütün durumları önce inceledim. Evet, inceledim. Ardından Q0 başlangıç durumundan itibaren başladım. Yani ben şöyle düşündüm. Sol butona bas, ona 0 dedim. Sağ butona bas, ona 1 dedim. Bunlar tamamen sizin çözümünüzde farklı isimlerle anılabilir. Yani siz alfabeyi daha farklı belirleyebilirsiniz. Pekala. Sorunuz var mı arkadaşlar? O zaman şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. DFA soyut modelini hayatımızdaki pek çok probleme uygulama şansımız var. Yani arabaların vites geçişlerini mesela otomatik vitesli arabalarda, normal vitesli arabalarda, normal viteste biraz daha durum sayısı fazla olacak. Birinci, ikinci, beşinci vites vesaire diye. Bu geçişleri de bir DFA ile modelleyebiliriz. Tamam. Bunun üzerinde de düşünün. Belki ödev konumuzu böyle bir konu üzerinde belirleyebiliriz. Peki arkadaşlar. Eğer bu konularda sorunuz yoksa, şimdi yine DFA çerçevesinde kalmak üzere yeni bir konuya geçiyoruz. Sorunuz yok anladığım kadarıyla. Teşekkür ediyoruz. O halde arkadaşlar başlığımız şu olacak. Birleşim, kesişim ve fark kümesinin DFA'sı. Birleşim, kesişim ve fark kümesinin DFA'sı. Şimdi az önceki derste ifade ettiğimiz gibi kümelerle biz pek çok problemi kolay bir şekilde ifade etme şansına sahibiz. Zor bir problem bile kümelerin birleşimi, kesişimi ve farkı gibi temel küme operatörleriyle kolay bir şekilde ifade edilebilir ve biz basit bir kümenin DFA'sını artık çok kolay bir şekilde elde edebiliyoruz. O zaman bir yöntem bulmalıyım ki birleşim, kesişim ve fark kümeleri için de kolay bir şekilde bu DFA'ları çizelim. Teorem. Birleşim, kesişim, fark kümelerinin DFA'sı. Evet arkadaşlar. Diyelim ki bir M1 kümesi, M1 makinesi. M1 makinesi Q1 durumlar kümesi, sigma alfabesi, Q1 başlangıç durumu, delta 1 geçiş fonksiyonu ve F1 kabul durumları kümesinden oluşan bir makine olsun. Bu makine L1 dilini tanıyor. Başka bir M2 makinesi ise Q2 durumlarından aynı alfabede tanımlanmış olmalı. Q2 başlangıç durumu, delta 2 geçiş fonksiyonu ve F2 kabul durumları kümesinden oluşsun. Bu da L2 dilini tanıyor olsun. Ben yeni bir makine tanımlayacağım. Yeni bir makine birleşim, kesişim ve fark kümeleri için
tanımlanacak. Bu makinamız da M makinesi olsun arkadaşlar. Bunun da durumlar kümesi Q. Başlangıç durumu Q0. Aynı alfabede tanımlı olacak. Başlangıç durumu Q0. Efendim, geçiş fonksiyonu delta ve kabul durumları F olsun. Evet, şimdi bizim görevimiz bu 5 bileşeni, yeni makinedeki 5 bileşeni nasıl tanımlayacağız? Efendim, durumlar kümesi Q1 çarpı Q2. Q1 kartezyen Q2. Durumlar kümesi bu. Fakat bu durumlar kümesi uzayımız, yani buradaki Q1 çarpı Q2'deki elemanların hepsi olmayabilir. Ama öyle durumlarım olacak ki birincisi Q1'den, ikincisi Q2'den olacak şekilde durum çiftleri olacak. Tamam. Bunu belirledik. İkincisi alfabe aynı alfabe. Aynı alfabede tanımlı olacak arkadaşlar. Lütfen dikkat. Bu çok önemli. Yeni makinenin, yani birleşim, kesişim ve fark kümelerini tanıyacak makinenin başlangıç durumu sevgili arkadaşlar, bu kartezyen kümesinin bir elemanı olan Q1 virgül Q2 olacak. Artık işimiz çok kolay. Çünkü yeni makinenin başlangıç durumunu biliyoruz. Q1 virgül Q2. Pekala. Şimdi çok önemsiyoruz geçiş fonksiyonunu. Arkadaşlar, delta P virgül Q durum çiftinden herhangi bir A geçişini almak istiyorum. P ve Q yeni makinamızın durumu. P birinci makinenin durumlar kümesinden, Q da ikinci makinenin durumlar kümesinden olacak. P birinci makinenin durumlar kümesinden, Q da ikinci makinenin durumlar kümesinden olacak. Efendim, bundan herhangi bir A geçişi nasıl bulunur? Şimdi geçiş fonksiyonunu belirliyorum. Lütfen dikkat. Şöyle olacak. Yine bu bir duruma gidecek. Bu durum Q1 çarpı Q2'nin içerisinde olacak. Ne olacak o durumlar? Bakın onu yazıyorum. Birinci durum delta 1 P virgül A. Yani birinci makinede P geçişi, P durumundan A geçişiyle nereye gidiyorum? Bu birinci durum. İkinci durum ise delta 2 Q virgül A. İşte bu kadar. Sorunun büyük kısmı çözüldü şu anda arkadaşlar. Geçiş fonksiyonu da belirledik. 1, 2, 3, 4, bir tanesi kaldı. Kabul durumları kümesi. Arkadaşlar, kabul durumları kümesi nasıl buluyorum? Eğer L1 birleşim L2 tanıyorsam, yani bunun için çalışıyorsam, bu ne demek? Yani eğer bir X katarı ya L1'e aittir ya da L2'ye aittir. L1 ya da L2'ye ait ise kabul edilir. O zaman bunun kabul durumu ne olacak arkadaşlar? Ne demiştik? Q1 çarpı Q2 kabul durumu bunların içerisinde. Yani M1 makinesinin kabul durumunda, yani F1'de ya da M2 makinesinin kabul durumunda, yani F2'de bitiyorsa katar, o zaman bu dil tarafından kabul edilir. Yani arkadaşlar, bizim kabul durumumuz F1 kartezyen Q2 ya da bakınız Q2 her şey olabilir ama içinde kesinlikle F1'in elemanları olmalı. Ya da Q1 kartezyen F2. Q1'in bütün elemanları olabilir.
önemli değil ama içlerinde sadece F2 olanlar. Çünkü ya F1 benim kabul kümemde ya da F2 kabul kümemdeyse o zaman bu makine L1 birleşim L2'yi tanır. Anlaşıldı değil mi? Pekala. L1 kesişim L2 için bu çok kolay. Ne demek L1 kesişim L2? Hem L1'e ait olacak hem de L2'ye ait olacak. İkisine aynı anda ait olacak. O zaman hem F1 hem de F2 burada olmak zorunda. Bunun tek yolu var. F1 çarpı F2. Değil mi? Bu nerede arkadaşlar? Şu kümenin içerisinde bu. Q1 çarpı Q2'nin içerisinde. F1 çarpı F2 olmak durumunda. Efendim, eğer L1 fark L2'yi arıyorsanız F kümesi ne olacak? Sadece F1 çarpı Q2'ler olacak. Ama F2 kesinlikle olmayacak. Buradan Q2'nin içerisinde de Q2 fark F2. Arkadaşlar değil mi? Yani F1 çarpı Q2'de Q2'nin içerisinde F2'ler olabilir. Yani F2 olmayacak ama F1 olacak. L1 fark L2. Evet. Bu teoremle arkadaşlar bu teorem bize şöyle bir katkı sağlıyor. Eğer bir problemi değişik kümelerin birleşimi olarak ifade edebiliyorsanız ve o değişik kümeleri kendi içerisinde tanımlayabiliyorsanız birleşimi kolay bir şekilde tanımlayabilirsiniz artık. Yani böl yönet ilkesi bizim bilgisayar mühendisliğinin temel ilkelerinden biriydi ya. Büyük bir problemi dediniz ki bu küme A, B, C kümelerinin birleşimi gibi düşünülebilir. A'yı önce tasarlarım, sonra B'yi, sonra C'yi. Daha sonra da bunları şu teoreme göre birleştiririm ve kolay bir şekilde çözüm üretmiş olurum. Evet, bir güzel haber. Şimdi hatırlıyorum ki biz bu konudan da genelde vize sınavlarında sorular soruyoruz. Bugün gayet bereketli bir gün oldu bakın arkadaşlar. Üçüncü bir soru yani bu gelecek. Kesinlikle imtihanımızda böyle bir soru soruyoruz biz. O halde şu örneği çok iyi dinleyelim arkadaşlar. Bu çok kolay bir problem ama bizim için önemli olan yani hayatımızda karşılaşabileceğimiz pek çok problemi biz kümelerin birleşimi, kümelerin kesişimi olarak ifade edebileceğimize göre böyle bir yöntemle problem çözmek son derece faydalı. O yüzden basitliğine bakmadan biz her sene imtihanda böyle bir soru sorarız. Evet, örnek diyoruz. Arkadaşlar, bir L1 dili şöyle tanımlanıyor. Bu L1 dili W karakter katalarından oluşur. Öyle ki W 0,0 alt katarını içermez. L1 dili bu. L2 dili şöyle ifade ediliyor. L2 W karakter katarlarıyla biter ve W karakter katarı 0,1 ile biter. Arkadaşlar, sorumuz diyor ki L1 birleşim L2, L1 kesişim L2, L1 fark L2'yi tanıyan deterministik finite automatayı çiziniz. Soru şöyle sorulabilirdi. 0,0 alt katarını içermeyen ya da 0,1 ile biten
katarları tanıyan DFA'yı çiziniz. Soru şöyle sorulabilirdi. 00 alt katarını içermeyen ve 01 ile biten katarları tanıyan DFA'yı çiziniz diyebilirdi, değil mi? Ya da soru şöyle sorulabilirdi. 00 alt katarını içermeyen ve kesinlikle 01 ile bitmeyen, yani L1 fark L2. L1'i kabul edecek ama L2'yi kabul etmeyecek şeklinde sorulabilirdi. O zaman ne yapardı arkadaşlarımız? Problemi ikiye ayırırdı. Önce 00 alt katarını içermeyen makineyi tasarlarım. Buna M1 makinesi derim. Sonra 01 ile biten katarları tanıyan makineyi çizerim. Buna M2 makinesi derim. Daha sonra L1 birleşim L2, L1 L2 dillerini tasarlarım. O halde arkadaşlar bize düşen görev şu anda bir kere şu L1'i tanıyan M1 makinesini tasarlayalım. Biraz hızlı geçiş yapacağım izninizle. Mesela 00 alt katarını içermez. Arkadaşlar hemen başlayalım bakınız. Bu başlangıç durumu lütfen dikkat. 0 0 0 0 olmayacak. O halde bunları kabul diyorum, buna red diyorum. Evet, iskelet bu şu anda. 0 0'a red dedim, diğerleri kabul. Şimdiden sonra artık 1 nereye gitsin, 0 nereye gitsin, her bir durum için bunlara bakacağım. Efendim burada bunlara isim veriyorum, A, B, C. A durumundan 0'la gittiğim yer belli, 1'le nereye giderim? 1'le B'ye gidebilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü 1 0'ı reddeder. Oysa sadece 0 0 alt katarını içermemesini istiyorum. Buraya da gönderemeyiz. Dolayısıyla bakınız 1 burada. Gayet güzel. B durumundan 1'le nereye giderim? Arkadaşlar B durumundan 1'le buraya gidebilir miyim? Gidemem. 0-1 reddeder. Buraya gidebilir miyim? Bakınız 1 ile buraya niçin gelemiyorum? Bakalım bir. 0-1 kabul. 1-1 yani 1-0 kabul. Bir sorun yok gibi değil mi arkadaşlar? Şöyle yapsak, burada bir sorun var mı? 0, 0'ı içermeyecek, tamam. Lütfen dikkat, 0, 1, 1, 1, 0. Kabul etmesi gerekiyor ama reddetti. Tamam. Bakın şurada sorun çıkmadı az önce. Yani şuraya aldığımızda sorun çıkmadı. Çünkü bakınız, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 içermiyor. Güzel. Pekala, C'ye bakalım. C durumundayken arkadaşlar 0, 0 alt katarını içermeyecek. O zaman şöyle yapabilir miyim? Bakın 0, 0 içermiyor. 0, 0'ı red dedik. Bundan sonra ne gelirse gelsin red demek durumundayız. Çünkü 0, 0 içerilmeyecek. Tamam. Şöyle bakıyorum. Hiç eksik kısım kaldı mı? Tamam. Arkadaşlar o zaman izninizle durumlar kümesi A, B, C. Kabul durumları kümesi A virgül B. Başlangıç durumu Q0 diyelim. Q1 diyelim başlangıç durumuna. A. Tamam. Bu bilgileri kullanacağım çünkü. Geçiş fonksiyonu burada zaten. L2 dili 0 0 1 ile biter. Arkadaşlar hemen başlangıç durumu
0, 1 ile biter demiştiniz. Bakınız, işte 0, işte 1, bunu kabul ediyorum, diğerleri red. 0, 1 ile bitmek zorunda. Devam edelim. Bunun bir kısmı böyle gelemez. İsim verelim bunlara. Bunun bir kısmını böyle gönderemem. Birbiri yani 0-1 ile bitmek zorunda. 1-1 ile biteni kabul etmiş oldu. Efendim. Direkt gönderemem. Bir tane seçenek kalıyor. Biri buraya gönderdim. Tamam. Q durumundan sıfırla nereye giderim? Çok dikkatli olmak zorundayım. Q durumundan sıfırla baş tarafa gidemem. Neden arkadaşlar? Sıfırla baş tarafa gitsem, bakınız, 0-1'i kabul etmesi gerekiyor. 0-1. Reddoldu. Efendim, o halde gene ne kaldı geriye? Eğer şöyle yapsak, 0 desek, sorun var mı? 0-0-0 ama kabule gitmek için 0-1. Problem yok. Bunu da hallettik. Efendim, son durum R durumu. Sıfırla nereye giderim? Kendisine dönüş yapamayız. 0-0'ı kabul etmiş olurum. Ama şöyle yapsam 0-1, bakınız. 0-0-0-0-0-1. Sorun yok. 1 ile nereye giderim? Efendim, 1 ile kendisine gidemeyiz. 0-1'i kabul ettik. 1-1 ile bitmiş olur. 1 ile arkadaşlar şuraya dönüş yapamam. Çünkü bu defa yine bakın 1-1 ile bitmiş olurum. Fakat 1 ile baş tarafa gidebilirim. Çünkü orada bir yıldız var zaten. 1-1-1 yıldız ama neyle bitecek? 0-1 ile bitecek. Tamam. İkinci makinenin, buna Q1 dedik. İkinci makinenin kabul durumları P virgül, Q virgül, R. İkinci makinenin, birinci makinenin durumlar kümesi yazdık. İkinci makinenin kabul durumları kümesi sadece R. İkinci makinenin başlangıç durumu P. Evet, biz sınavda arkadaşlar böyle de sorabiliriz. Ya da size kolaylık olsun diye makineleri veririz. Deriz ki birleşimin, kesişimin, farkın, DFA'sını bunu diyebiliriz. Şu anda elinde iki tane makine var bakınız. İki tane DFA makinesi var. Hemen teoreme bakıyorum. Bir, öncelikle durumlar kümesini yazalım. Yeni makinenin durumlar uzayını yazalım. Q1 çarpı Q2. Q1 ABC, Q2 PQR. Q1 çarpı Q2. Yazıyorum. A virgül P, A virgül Q, A virgül R. Yazıyorum. A virgül P, A virgül Q, A virgül R. Kartezyen çarpı böyle değil mi? B virgül P, B virgül Q, B virgül R. Yazıyorum. B virgül P, B virgül Q, B virgül R. C virgül P, C virgül Q, C virgül R. C P, C Q, C R. Tamam. Çok dikkatli olmalıyız. Bakınız, nereden başlayacağım çalışmaya? Birinci makinenin başlangıç durumu, ikinci makinenin başlangıç durumu. Birinci makinenin başlangıç durumu A, ikinci makinenin başlangıç durumu P. Yeni makinenin başlangıç durumu o zaman ne oldu? A virgül P. Evet. Başlangıç durumunu biliyorsak bundan sonrası artık çok kolay. Bu bir DFA olacağına göre A virgül P durumundan
Sıfırla nereye giderim arkadaşlar? Birle nereye giderim? Sıfırla gittiğim yerler. Tanımım burada bakınız. Diyor ki P virgül Q'dan A ile gittiğim yer. Birinci makinede P'den A ile gittiğim yer. İkinci makinede Q'dan A ile gittiğim yer. O zaman ne diyorum? A virgül P'den sıfırla. Birinci makinede A'dan sıfırla B'ye gidiyorum. İkinci makinede P'den sıfırla Q'ya gidiyorum. B, Q. Hemen yazıyorum. Tamam. A virgül P'den 1 ile. Birinci makinede A'dan 1 ile A'ya. İkinci makinede P'den 1 ile P'ye. A virgül P. Yani kendisi. Tamam. Yeni bir durum çıktı karşıma. Kim o? B virgül Q durumu. B virgül Q'dan sıfırla ve 1 ile nereye gittiğimi bulmam lazım. B'den sıfırla, işte burada bakınız C. Q'dan sıfırla Q. C, Q. Nerede? İşte burada. B, Q'dan 1 ile. B'den 1 ile A'ya. Q'dan 1 ile R'ye. Yani çok güzel. Fakat iki tane durum çıktı karşıma. Kim onlar? C, Q ve AR. AR'den devam edelim. A'dan sıfırla, R'den sıfırla. A'dan sıfırla B. R'den sıfırla Q. B, Q. Tamam. A'dan 1 ile A'ya. R'den 1 ile P'ye. Arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Yeni bir durum ortaya çıkmadı. Bu bizim durumlar uzayımız. Burada karşıma çıkan durumlar içerisinde sonsuza kadar bir döngü oluşturabilirim. Şimdi kim kaldı? CQ. C'den sıfırla C. Q'dan sıfırla Q. Yani kendisi. CQ'dan 1 ile. C'den 1 ile kendisi. Q'dan 1 ile R. Yeni bir durum olmalı. Tamam. CR. Yani yeni bir durum var. Oradan 0 ve 1'e nereye gittim bulmam lazım. C'den 1 ile C. R'den 1 ile P. Üzgünüm, yeni bir durum çıktı. C'den 0 ile C. R'den 0 ile Q. CQ. Yani evet, bakın yeni bir durum çıkmadı. Çünkü her bir yeni durum yeni 0 ve 1 geçişleri demek. CP durumunu çözmemiz lazım. C'den 0 ile C, P'den 0 ile Q, CQ. Arkadaşlar. Tamam. C'den 1 ile C, P'den 1 ile P. Yeni bir durum çıkmadı. Evet, bakın arkadaşlar yeni bir durum çıkmıyor artık. Bütün durumların sıfır ve bir geçişlerini inceledik. Otomat denmesinin nedeni bu. Öyle bir an geliyor ki artık yeni bir durum ortaya çıkmıyor. Sonlu sayıda elemandan oluşan durumlar kümesi demiştik. İşte bakınız. Burada yeni bir durum yok artık. Bu arada AQ, BP ve BR durumlarına bakınız. Başlangıç durumlarından itibaren ulaşmam söz konusu olmadı. O zaman ne yapabiliriz? Bu durumları makinamızdan çıkarıyoruz.
makinamızın yani L1 birleşim L2, L1 kesişim L2 ve L1 fark L2 makinasının evrensel kümesi bu. Yani bu makinede çalışacağız. Ne oldu? 6 durumlu bir makine oldu bakınız. Şimdi durumlar kümesi var. Ne kaldı arkadaşlar geriye? Kabul durumlar kümesi. Şimdi izninizle L1 birleşim L2 için çizeceğiz. Diğerleri için sadece işaret koyacağız. Yani şöyle yazıyorum ben. L1 birleşim L2 için neydi? F1 çarpı Q2 birleşim Q2 çarpı F1. Özür dilerim. Q1 çarpı F2. Evet. F1 çarpı Q2 birleşim Q1 çarpı F2. Bu ne demek? Yani içerisine baktığımızda yani içerisinde F1'in elemanları yani A ve B A ve B ya da F2'nin elemanları yani R olanların hepsi L1 birleşim L2 tanıyan makineye ait. Onları arkadaşlar kırmızı tepeşeyle işaretleyeceğim. Yani içerisinde A virgül B ya da R olanların hepsini işaretliyorum. Bakın burada A var. İşaretledim. Bakınız burada A var. Kabul, birinci makinenin kabul durumları kümesinde olduğu için işaretledim. Evet burada B var. İşaretliyorum. Efendim burada bakınız A, B ya da R yok. A, B ya da R yok. Burada R var bakınız. Onu ne yapıyorum? İşaretliyorum. İşte bu makine L1 birleşim L2'yi tanıyan makine. Evet, bakınız bunu bir teorem eşliğinde çözdük arkadaşlar. Onun için oturup yeni tasarım yapmadık. Fakat şunları tasarlamak kolaydı. L1 ve L2 ikisini birleştirdim ben. Karşımda L1 birleşim L2 tanıyan makine var. L1 kesişim L2 tanıyan makinenin neydi arkadaşlar? L1 kesişim L2 için kabul durumları kümesi F1 çarpı F2 idi. İzninizle sarı tebeşirle onu işaretleyeceğim. F1 çarpı F2 ne demek? Yani A virgül B çarpı R. A virgül R B virgül R. Bakıyoruz. A virgül R var ama B virgül R yok. O zaman sadece lütfen dikkat sarı çizmiş olduğum daire onu içeren DFA L1 kesişim L2'yi kabul ediyor. Yani sadece şunu işaretlersem eğer diğerlerinin hepsi red durumu. Bakın arkadaşlar şunu işaretlemiyorum. Çünkü R var ama A ya da B yok. A var fakat R yok. L1 kesişim L2 tanımasını istediğim için ikisinin aynı anda olmasını istiyorum. A virgül R. L1 kesişim L2. Eğer sadece L1 fark L2 onu istiyorsanız arkadaşlar nerede o? F A B olacak ama R kesinlikle olmayacak. Bakın bunlar olmayacak. Bakın burada hem A hem R var. Bu olmaz. Fakat burada sadece A var ama R yok. Dolayısıyla bu sadece şunu işaretlersem sizden özür dileyerek şekli yeniden çizemiyoruz. Fakat eğer şöyle işaretlesem ve sadece bunu kabul durum yapsam o da ne olacak? L1 fark L2'yi tanıyan makinenin kabul durumu ve DFA'sı olacak. Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizin son konusuydu bu. Anlaşılmayan herhangi bir nokta var mı? Bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Efendim? Farkta şunu istiyorum.
A kümesinde olacak, B kümesinde L1'de olacak, L2'de olmayacak. Yani L2'yi kabul etmeyecek ama L1'i kabul edecek sadece. O zaman A ve B'nin olduğu ama R'nin olmadığı kümeye bakacağım. Bakın burada A var, R de var ama. Bu olmaz. Burada R var. Yani A ve ya da B yok. Fakat şurada bakınız A var fakat R yok. Bu sadece A'yı kabul eder. Bu hem A'yı hem R'yi kabul eder. Bu kesinlikle olmaz. Bu L2'yi kabul eder çünkü yani. Ve diğerleri. Efendim? Hayır, BQ bakın. BQ bu birinci makineyi kabul ediyor. Ama ikinci makineyi kabul etmiyor. Çok güzel. Yani bakınız. Neredeyiz? Şuradayız. B de kabul durumu. Çok güzel. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet, bu tepeşirimiz burada. Bunu da ilave edeceğiz tabii ki. Çünkü bakınız L1'in bir kabul kümesi, kabul durumu var burada. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde 3 tane çok önemli problem tanımı yaptık. Bunların hepsi bir şekilde sınavda karşımıza gelecek. Yani %60, %70 demiyoruz, %100 gelecek. O yüzden bunlara çalışmanızı bekliyoruz. Hepinize mutlu bayramlar diliyoruz. Ailelerinize bizden çok selam söyleyiniz. Mümkün olduğu kadar bayramı ailenizle geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü aile kadar güzel bir varlık yok. Hepinize iyi bayramlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.